Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da sahte içki üreten iki şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre kaçakçılığa yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzel Yurt ve Gülağaç ilçesinde iki şahsın sahte içki üretip piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini belirledikleri iki şahsı ve ikametlerini takibe aldı. 6 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından jandarma ekipleri iki ayrı müstakil eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda EB ve ŞA isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Müstakil ikametlerde yapılan aramalarda bahçelerde 3200 litre sahte rakı, 100 litre sahte şarap, 50 litre sahte viski ve 1 adet sahte alkol imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen iki şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. AK Parti Helvadere Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akyol, Helvadere'de seçim bürosunu açtı. Pazar günü gerçekleştirilen seçim bürosu açılışında konuşma yapan Helvadere Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akyol, yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İlçelik ve hizmet istiyorsak bunları ancak tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve milletvekillerimiz sayesinde yapabiliriz," dedi. Helvadere'de pazar günü yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçim bürosu açılış programına Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hamza Aktürk, İlçe Başkanı Muammer Gür, İl Genel Meclis üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Emeğimizi, yüreğimizi, her şeyimizi ortaya koyarak Helvadere'mizi hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, başta bu görevi bizlere layık gören partimiz, değerli milletvekillerimiz, başkanlarımız, mensuplarıma sonsuz teşekkürler eder, saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sizler bize güvendiniz. Bizler de bu güveni bayrak bayrak dalgalandırmaya ve her şeyin en iyisine layık olan sevgili Helvadereli hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak, elimizden geleni fazlasını yapmak için çalışacağımı sizlere seçim bürosunun açılışına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. 2024 seçimleri için hazır ve kararlıyız. Geleceği seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerekten ve siz değerli hemşerilerime, halkına hizmet etmek taliminde bulundum. İnşallah bundan hiç de şüphem yoktur. Yaparsa AK Parti yapar. Ben kardeşiniz yaparım. Allah'ın izniyle böyle bir gücü hükümet varken böyle bir fırsatı zor da bulabiliriz. Projelerimizi sosyal medyada paylaştık. İçelik mi yaparsa bu iktidar yapar. Projelerimiz mi
bu iktidar yapar. Sorunlarımız mı? Bu vekillerimiz çözer. Allah'ın izniyle. Değerli ebeveynler, devletimizin yapacağı projeleri meclislerimizle paylaştım. Belediyemiz imkanlarıyla olacak projelerimiz ile ise toplantılarda bugünlerden sonra kahve ve topluluk olan toplantılarda uzun uzun yerine göre anlatacağız. Siz helvederlere önce güven sonra güven almak istiyorum. Buradan bana bu emaneti verdiğiniz zaman zaten vereceksiniz. Bundan da hiç şüphem yok. Helvedere bugün bir başka. Helvedere dolum dolum dolu. Helvedere bu işi bitirmiş anlaşılan. Biz bunu görüyoruz elhamdülillah. Helvedere Hasan Başkan diyor arkadaşlar. Bir düzeltme yapayım. Hasan Başkan kara gününde yalnız bırakmadınız dedi ama görüyoruz ki bu kara gün değil, bu bayram günü arkadaşlar. Ben fazla sözlerimi uzatmayacağım. Sadece şunu söyleyin. Şafak sayıyoruz. Bugün 27 gün kaldı. Kapı kapı gezeceğiz. El 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 sıkacağız. Gönüllere gireceğiz. Sokak sokak, mahalle mahalle gezeceğiz. Girmedik kapı, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ve 31 Mart'ta Hasan Başkan'ı belediye başkanı yapacağız arkadaşlar. Saygıdeğer helveder halkımız, sevgili misafirlerimiz. Şimdi Akdoğan'ın il başkanı, akgönüllü büyük insan, Hamza Aktürk başkanı mı? Evet. Helvedere'de hasret bitiyor mu? Biraz zayıf oldu. Arka taraf. Helvedere'de hasret bitiyor mu? Rahmetin bol olduğu bir günde sizlerle bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum. Az önce başkanımla konuştuk kaç gün kaldı diye. Bugün pazar. 4 hafta sonra bugün inşallah sandıkların başındayız. Ben inanıyorum ki Helvedere'de hasret bitecek. AK Parti'nin bayrağı tekrardan dalgalanacak. Son 4 haftamızda durmadan, yorulmadan, kapı kapı gelerek Helvedere'de ak bayrağı tekrardan göndere çekmeye var mıyız? Hasan Başkan da yarım kalan hizmetlerin devamını yapmaya var mıyız? Orada bana her şey size deneyim ve sana misafirleriz. Bu şehrin her sokağında aşkın. Elhamdülillah, 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 elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve afa'anna ve afir lana ve erhamna ente mevlana biha min cemil ahvali ve lafat ve tehdilana biha cemil hacat ve tudahhirna biha min cemil seyyiat ve şu mübarek beldemize adayımızın hayırlı ve uğurlu olması için Allah rızası için el Fatiha. Evet, bugün çok güzel bir günde, çok güzel, yoğun bir kalabalıkla Helvedere beldemizdeyiz. Elhamdülillah Hasan Hüseyin Başkan, biz bugün görüyoruz ki Helvedere'de 31 Mart akşamının sonucunu açıklamış gibi. Tabii ki seçimler son dakikaya kadar, son ana kadar, sandıklara açılana kadar süren bir süreç. Hasan Hüseyin Başkan'ın tecrübesi, projeleri, burada Helvedere kasabası tarafından daha önce bilinen, daha önce belediye başkanlığımızı yapmış bir büyüğümüz. Biz onun projelerini gördük, inceledim, bizzat kendim de inceledim. Yapılmayacak hiçbir projesi yok. Bütün desteklerimizle, gerek yerelde bizler, gerek genelde milletvekillerimizin desteğiyle bütün projeler olabilecek projeler. Ve biz projelerin arkasındayız. Bugün Helvedere'de bu projeleri benimsemiş ki, bu projeleri kabullenmiş ki bugün yoğun bir kalabalıkla burada. Ben şimdiden Hasan Hüseyin Başkanımı tebrik ediyorum.
diğer adaylara, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ve Helvadere için durmak yok, yola devam diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, siz neler söylemek istersiniz? Güzel bir kalabalık topladınız, büronun açılışını da yaptınız. Evet. Öncelikle misafirlerimize, il başkanıma, merkez ilçe başkanıma, genel meclis üyesi arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biliyorsunuz bizim 33 yıllık bir belediyecilik hayatım vardır. İnşallah bu saatten sonra da 31 Mart 2024 seçimlerinde efsane geri dönecek. Allah'ın izniyle verdiğim sözler üzerinde her an için önce Allah, sonra vekillerim ve başkanlarımla beraber çalışacağız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerinden geleni zaten bizler de yapıyoruz. Vekillerim ve başkanlarım da yaparlar. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Burada atmosfer çok güzel. Yani bir ilçede toplanacak kalabalık kadar kalabalık toplamış Hasan Başkan. Dediği gibi efsane geri dönecek diyor. İki dönem daha önce belediye başkanlığı yaptı. Burada güzel hizmetler yaptı. Sloganı da çok güzel. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için adayım diyor. AK Parti'ye çok uygun. AK Parti 22 yıldır yaklaşık Türkiye'yi imar ediyor. Bundan sonra da imar etmeye devam edecek. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'la başlayan belediyecilik anlaşma genişleyerek ve ilerleyerek devam ediyor. İnşallah bundan bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle tüm halkımız hizmete doyacak diyorum ben. İGNM üyesi olarak da biz adayları olarak yerelde belediye hizmetleri sınırları içerisinde başkanımız genelin ilgilendiren sınırlar içerisinde de bu hizmetleri biz katkıyı sağlayacağız. Elimizden geleni yapacağız diyorum. Kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart inşallah kendisi hakkında ve Helvadere hakkında hayırlı uğurlu olur diyorum. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdi. Çok güzel, coşkulu bir karşılama var. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz de İl Genel Meclis Üyesi adaylar olarak sahadayız. Yine bizim seçim alanımızda. Biz de burada oy talep ediyoruz. Oy istiyoruz. Çalışıyoruz bu bölgelerde. Eksiklerimizi görüyoruz. Köyde, kasabada neler yapmıştık, neler yapmak istiyoruz. İnşallah hep beraber bu seçimi 31 Mart'ta zaferle kutlarız. Tekrar Hasan Hüseyin Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Helvadere'nin ilk kadın muhtar adayı olan Yasemin Karadal, kadınların da bir şeyleri başarabildiğini göstermek için aday olduğunu ve değişim gerektiğini söyledi. Merhaba, adım Yasemin Karadal. Yasemin Hanım, Helvadere beldesinin ilk kadın muhtar adayısınız. Neler söylemek istersiniz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Vatandaşın tepkisi size nasıl? Vatandaşların tepkisi çok iyi. Çünkü Helvadere'de ilk bir bayan muhtar adayı olduğum için herkes takdir ediyor ve çok destekliyorlar. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çünkü artık bir şeylerin değişmesi o gerektiğini düşünüyoruz. Ve onun için adaylığa çıktık ve kadınların da bir şeyler yapabileceğine inandığımız için bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Oylarını bekliyorum. Ne gibi projeleriniz var peki Helvadere için? Helvadere için ne gibi? Ya muhtar adaylarını biliyorsunuz, çok bir projesi olamaz ama birincisi kadınlar için özellikle aktiviteler düşünüyorum. Çünkü köy ürünlerimiz çok fazla vardır burada. Hani küçük küçük bir yerler yapıp barajın kenarında olsun, güzel bir yerlerde onları satmak için, sunmak için yerler yapabiliriz kadınlar olaraktan. Ondan sonra hizmet. İstek onlardan, hizmet bizden. Hizmet vermeyi düşünüyorum, hizmet getirmek. Elimizde ne gelirse. Teşekkürler. Milliyetçi Hareket Partisi Ortaköy İlçe Seçim Bürosu açıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Ortaköy İlçe Seçim Bürosu açıldı. Açılışa Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş, Ağaçören Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç, Ağaçören Belediye Başkan Adayı Fevzi Yalman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak, seçim çalışmaları kapsamında pazar pazarını ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak,
Seçim çalışmaları kapsamında pazar pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla temaslarda bulunan Çıtak, talep ve istekleri dinledi. Yağmurlu havada sıcacık tebessümlerle kendilerini karşılayan esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Çıtak, "Halkımızla kucaklaşıyoruz, uzattığımız her elde, dokunduğumuz her omuzda ilk kez bu kadar samimi, bu kadar içten, bu kadar istekli bir karşılık buluyoruz. Biz boş vaatler vermek, göstermelik ziyaretler gerçekleştirmek derdinde değiliz. Derdimiz daha yaşanılabilir bir Aksaray, daha modern bir Aksaray. İnanmadığımız hiçbir şeyi söylemiyoruz. Biz samimi olarak vatandaşımızın sorunlarını doğrudan dinliyor ve çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız da bunu çok iyi biliyor. 11 Ocak'tan bugüne gittiğimiz her hanede, her işletmede, her bölgede bunu net bir şekilde gördük. Aksaray'ın Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına olan özlemini, 3 Hilal'in gölgesindeki hizmet belediyeciliğine, hasretini iliklerimize kadar hissediyoruz. Özlenen ve beklenen Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğine 31 Mart'ta kavuşacağız. Sizler nasıl bizi kucaklıyor, bağrınıza basıyorsanız, bizler de sizleri kucaklayarak, sizlerin sesine kulak vererek el birliğiyle bu şehri yöneteceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelin Su Yıldırım Demir ve beraberindeki heyet, Türkiye Görme Engelliler Derneği Aksaray Şubesi'ni ve Aksaray Engelsiz Bakış Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelin Su Yıldırım Demir, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bilal Özdemir ve beraberindeki heyet, Türkiye Görme Engelliler Derneği Aksaray Şubesi ve Aksaray Engelsiz Bakış Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, dernek başkanı Fikret Özkaya ve Muammer Acar ile istişarelerde bulundular. Türkiye Görme Engelliler Derneği Aksaray Şubesi ve Aksaray Engelsiz Bakış Spor Kulübü dernek yetkilileri, derneklerinin engellilerin birçok spor alanında yetişmesine katkı sağladığını ve eğitimler verdiğini belirtti. Aksaray Engelsiz Bakış Spor Kulübü dernek yetkilileri ziyaret esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı'na dernekleri tarafından hazırlanan 5 sayfalık sorun raporunu iletirken sorunlarının yer aldığı bu raporun Pelin Su Yıldırım Demir tarafından dikkate alınacağını düşündüklerini belirttiler. Pelin Su Yıldırım Demir şimdiye kadar ben yaptım oldu diyerek bir şey yapıldığı için hiçbir sorunun çözülmediğini vurgulayarak engelli dostu sosyal etkinlikler, spor faaliyetleri, engelli dostu eğitim ve meslek edindirme kursları gibi alanlarda çalışmaların arttırılması gerektiğini ifade etti. Toplumun diğer kesimlerinin de bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi gerektiğini ve şehrin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda şehir sakinlerinin fikirlerinin alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca şehrin yaşanılabilir bir hale getirilmesi ve vatandaşların mutluluğunun sağlanması için çalışacaklarını söyledi. Kendilerinin genç ve hevesli bir ekip olduğunu vurgulayarak sorunların çözümü için kararlılıkla hareket edeceklerini ifade etti. Ayrıca raporu hassasiyetle inceleyeceklerini ve şehrin paydaşları ile birlikte şehri ortak akıl ile yöneteceklerini belirtti. Yıldırım Demir ayrıca bizim hizmet sıralamamızda engelliler gibi öncelikli gruplar ilk sırada yer alacak. Önceliğimiz öncelikli gruplar diyerek konuya hassasiyetle yaklaşacağını vurguladı. Köklü tarihiyle geçmişe sahip olan Aksaray'da tarihi mekanların restorasyonunu gerçekleştiren Aksaray Belediyesi, ecdat yadigarı bir eseri daha koruma altına alıyor. Tarihi mekanların restorasyonunu aralıksız devam ettiren Aksaray Belediyesi, Çerdiğin Mahallesi'nde yer alan konağı da koruma altına almak için çalışma başlattı. Yıllar içerisinde atıl vaziyette duran çevresel ve iklimsel sebeplerden dolayı içerisinde toprak birikintileri oluşan yapının içi ve çevresi kazı çalışmaları ile temizleniyor. Temizlik çalışmalarının ardından aslına uygun olarak restore edilecek olan tarihi yapı Aksaray Belediyesi'nin tarihi tüm mekanlara yaptığı gibi şık bir görünüme kavuşturularak şehrin görünmesi gerekenleri listesinin başında yer alacak. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in girişimleriyle mülkiyeti Aksaray Belediyesi'ne kazandırılan konağın mimari yapısı 19. yüzyıla ait tarihi Aksaray evlerinin en güzel örneğini yansıtıyor. Konağın restorasyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dinçer, "Şehrimizde birçok tarihi mekanı restore ederek gün yüzüne çıkarttık. Yeni dönemde de ecdat yadigarı eserleri gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çerdiğin mahallemizde bulunan konaklardan biri olan konağımız, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile istişare ve işbirliği içerisinde restore edeceğiz. Tarihi konağın restorasyonunun tamamlanmasının ardından şehrin kültür envanterlerine yeni bir mekan daha ekleyeceğiz," dedi. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, günümüzün en önemli konuları arasında yer alan kuraklığa dikkat çekerek kentte yaşayan vatandaşlara su tasarrufu konusunda çağrıda bulundu. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, iklim kriziyle mücadele etmek ve kaynakların verimli kullanılması noktasında Aksaray Belediyesi olarak pek çok önemli adımlar atıldığını söyledi.
Su tasarrufunun yaşamsal bir konu olduğunu aktaran Belediye Başkanı Dinçer, su tasarrufunun sadece bireysel bir çaba olmadığını, aynı zamanda bir topluluk çabası olduğunu belirtti. Aksaray'ın içme suyu isale hattında yer alan asbest borularının devre dışı bırakılmasıyla su kaynaklı arızaların ve yaşanan su kesintilerinin önüne geçildiğini ifade eden Belediye Başkanı Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada asbest borularının değişimiyle içme suyu kalitesini arttırdığımız gibi ciddi oranda su tasarrufu sağladık dedi. 2019 yılından bu yana Aksaray'ın altyapısında yer alan 89 kilometrelik asbest boru hattının devre dışı bırakıldığının altını çizen Başkan Dinçer, asbest boru değişiminin yanında içme suyu hatlarını yenileyerek kayıp, kaçak oranını düşürüyoruz. Bu oranların düşürülmesi uzun vadede bize büyük kazanç sağlayacak. Özellikle de aldığımız bu önlemler, sudan tasarruf ediyor olmamız, kurak geçen bu kış döneminde suyun önemini kat ve kat arttırıyor ifadelerini kullandı. Aksaray'da faaliyet gösteren market işletmecisi Ramazan Avan, ekmeği ilk defa 5 liradan satışa sunarak vatandaşların alım gücündeki sıkıntılara rağmen ekmek fiyatlarından memnuniyetlerini dile getirdi ve ekmeğin 5 lira olmasının satışları 2 katına çıkarttığını da belirtti. Hoş geldiniz. İsmim Ramazan Avan. 7/24 market işletmecisiyim. Ramazan Bey, şu anda ekmek 5 TL. Vatandaş bu ekmek fiyatını nasıl değerlendiriyor? Vatandaş çok memnun. Gayet mutlu oldular. Çünkü artık vatandaşın alım gücü çok zayıf. İlk biz başladık 5 lira yapmaya ekmeği. Sonra devam etti. Peki şimdiye kadar neden ekmek 5 TL değildi? Vatandaşın merak konusu bu. Şimdiye kadar neden ekmek 5 TL değildi? Normalde kurtarmaz 5 lira ekmek. Maliyeti yani fırıncıya kalan 1-1,5 liradır. Bize de çok bir şey kalmıyor. Ama bu iki fırın arasındaki rekabetten kaynaklanan bir olay. Peki her yerde 5 TL mi Aksaray'da ekmek? Sanırım değil. Bazı yerlerde. Zaten ilk biz başladık 7/24 marketler olarak. Ondan sonra devam etti. Peki ekmek fiyatının düşmesiyle satışlarınızda bir fark oldu mu? Eskiden ne kadar? 7 TL iken ekmek kaç ekmek satıyordunuz günde? Yani normalde burası 500 ekmek satıyordu. 1000 ekmeği geçti. İlla ki arttı yani. Şu an 5 lira kurtarmıyor. Yani şu an biz vatandaş hizmet ediyoruz. Bir de ben söz verdim. Ramazan geliyor. Önümüz mübarek ay. Ya devam edeceğiz 5 liradan Ramazan boyu. Peki fırıncılar arasındaki rekabet biterse ve ekmek tekrar 7 TL olursa ne olacak? Ben 5 liraya Ramazan boyu söz verdim. Zararına satış yapacak mısınız? Evet satacağım. Söz verdim çünkü. Müşterilerime de söyledim. Biz de 5 lira. 3 marketiz biz. Şimdi de 5 lira. Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü. Diyetisyen Murat Serkan Sinav, obezitenin sadece fiziksel kilo artışı değil, birçok sağlık sorununa neden olabileceğini vurgulayarak tedavi için diyetisyenlerle çalışmanın önemine dikkat çekti. Obezite aslında büyük bir rahatsızlıktır. Toplumda obezite sadece fiziksel görünüş olarak akla gelse de obezite dediğimiz rahatsızlık kilogram bölü metrekare oranı 30 ve üzeri olan insanlara biz obezite olduğunu söylüyoruz. Obezite ise sadece kilo dediğimiz veya fiziksel bir görünüş olmadığı gibi birçok rahatsızlığın aslında altyapısını oluşturuyor. Bunlar nedir? Kardiyovasküler rahatsızlıklar yani kalp rahatsızlıkları, tip 2 diyabet, eklem kas ağrıları, fıtıklar bunlar gibi birçok rahatsızlıkların ana sebebi aslında fazla kilodur. Yani vücudun fazla yağlanmasıdır. Bunun yanında sadece fiziksel görünüş veya işte bel ağrısı, sırt ağrısı veya omuz ağrısı yapıyor gibi düşünmemekle beraber bunun yanında çok fazla kolesterol, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklarda da ön plana çıkıyor. Bunun tedavisi ise düzenli bir diyet uygulanarak sağlıklı bir birey haline insana dönüştürmek olacaktır. Bunun için de önemli olan nokta diyetisyenlerle çalışmanız önerilir daima ve bu süreç kısa bir süreç olduğunu değil de uzun bir süreç olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yani buna bir vakit verin kendinize ve ilerleyen aşamalarda kendinizde olan o değişimi gördükçe motivasyonunuz artarak işin devamı çok daha iyi ve çok daha kaliteli olacaktır. Burada amaçlanan hedef ise şudur, insanın hayat kalitesinin veya standartlarının artmasıdır. Örnek verecek olursak göbek çevrenizdeki 10 kilo bir yağ miktarı, bu 10 kilo göbek çevrenizden yağ kaybettiğinizde dizlere binen örnek veriyorum 30 kilo, ayak bileklerine binen 50 kiloluk bir yükten aslında kurtulmuş
yapmış oluyorsunuz. En basit örneği ise şöyle veriyorum. Pazara gidiyoruz. Elimize 5 kiloluk bir poşet alıyoruz. 2 tur attıktan sonra elimizdeki o poşet 5 kilo değil de aslında 15 kilo gibi gelmeye başlıyor. Bu da şu aslında yer çekimi mevcut ve insanın üstünde bulunan ağırlık her zaman gün geçtikçe, saat geçtikçe ağırlaşır. Ancak fazla kilolu bireyler bu ağırlıklara alıştıkları ve uyum sağladıkları için günlük rutin ve yaşam haline dönüştürürler ve bunda herhangi bir eksik veya artı anlayamazlar. Ta ki kilo verdikleri takdirde vücutlarına gelen o rahatlıktan sonra, yani merdiven çıkmaya tutun da ayakkabı bağlamaya, üstünüzü giyip çıkarmaya kadar birçok artısı olacaktır ki biliyorsunuz iki adım attım, çok yoruldum, nefesim kesildi gibi bir dönüş sağlamak insanları üzüyor ister istemez. Ve bunun yaşı da kalmadı. Sadece ileri yaşlarda veya fiziksel aktivitesi düşük insanlarda oluyor gibi genellemek de veya alanı daraltmak da yanlış. Bunun yaşı yok. Çocuklarda ilkokul çağlarında çok fazla görülüyor. Adolesan çağında çok fazla, yani ergenlik döneminde çok fazla görünüyor. Yetişkinlerde çok fazla görünüyor. Ve bunun ana sebebi düzensiz beslenmek, fast food ağırlıklı beslenmek ve aynı zamanda insanların hayatından o düzenin yok olması ile meydana gelen bir durumdur. Ve dediğim gibi obeziteyi veya fazla kiloyu sadece fiziksel görünüş olarak değil, sağlığınızın ve hayat standartlarınızı yükseltmek için kesinlikle bu fazla kilolardan kurtulmanız gerekir. Ama şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Sağlık yerindeyse hayatımızın tadı keyfi yerindedir. Sağlık da maalesef ki elden gittiği takdirde değeri bilinen bir şeydir. Onun için sağlığımız yerindeyken bu kilolardan mümkün olduğunca en iyi şekilde kurtulup, en sağlıklı şekilde kurtulup hayatımıza hayat standartlarını yükselt o şekilde devam etmemiz gerekmektedir. Hocam, bir diyetisyen olarak Avrupa'da birinciyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Evet, maalesef ki bu çok üzücü bir haber aslında. Avrupa'da obezitede birinciyiz. Ama bunun dediğim gibi birçok sebebi var. Maalesef ki hazır beslenmeye çok fazlasıyla geçtik. Eskiden yoğurtlarımızı kendimiz evde yaparken veya bağdan bahçeden domateslerimizle, sebzelerimizle beslenirken şu anda bunların hepsi hazır ve GDO'lu şekilde devam ediyor. Marketlerden aldığımız yumurtalardan tutun, eskiden nasıldı? Kendi bahçemizden, tavuğumuzdan yumurtamızı yiyorduk. Ardından tavuğumuzu kesiyorduk, tüketiyorduk gibi beslenme tarzımız mevcuttu. Ancak bunlar son buldu. Maalesef ki Avrupa'da birinciyiz obezitede ve bunun önüne geçilmediği takdirde ise sonuçları maalesef ki çok daha kötü olacak. Çünkü sadece bu obezite fiziksel görünüş veya fazla kiloluk hareket kısıtlanması olarak görülmemeli. Birçok hastalığa sebep olan bir durumdur. Bunun önüne geçmek bizlerin elinde. Sizlerden ricamız, sağlıklı bir hayata geçmeniz için diyetisyenlere bu anlamda başvurmanız önemli rica olunur. Aksaraylı vatandaşlar Ramazan ayına yaklaşırken artan zamların sebebini merak ediyor. Biz de zamların nedenlerinin arasında fırsatçılık olup olmadığını Aksaraylı vatandaşlara sizler için sorduk. Detaylar haberimizde. Ramazan ayına bir hafta kaldı. Temel ihtiyaçlarımız arasında yer alan gıda ürünlerine de zamlar gelmeye devam ediyor. Peki Aksaraylı vatandaşlar bu zamlar hakkında ne düşünüyor? Bu zamların önüne nasıl geçilmeli sizler için soruyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Gıda ürünlerine zamlar geliyor, gelmeye de devam ediyor. Sizce bu zamların sebebi nedir? Yani insanların fırsatçılığı, başka bir şey değil. Hükümet bir zam koymuyor ki yani. Yani. Televizyonda şunlara şunlara zam var diye bir kalem belirtmiyor. Sadece kendi başına koyuyor işte. Bizi yönetenler yapıyor bu zamı. Aynen öyle. Vallahi kızım ben bilmiyorum işte. Daha şuraya geldi mesela bir kilo sucuğun 600 lira. Buna benzer bir kilo kuru üzüm 250 lira. Aldığım beni mesela 10 lira maaş alıyorum. İnan bir karı koca maaş yetmiyor. Doğru. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Kızım yaptım da yani bilmem. Ne kadar tuttu? Şu anda 1700 lira para verdim. Aldım da şöyle 2 nalon bir şey. Ona göre değerlendirişti. Biz ne yapacak? Bunun önüne nasıl geçilmeli sizce? Onu kızım onu ben bilemem onu. Onu ben ne bileyim kızım. Onu ben bilemem kızım. Onu Allah bilir. Denetimler yapılmalı mı? Yani, tabii yapılmalı kızım. Bari atıyorum şurada üzüm öte yanda 180 lira. Bu yanda üzüm 300 lira baba. Ne olacak? Ya atıyorum mesela 200 lira vatandaş herkes alsın. Fırsatçılık yapıyorlar mı sizce? Ya bence yapıyorlar kızım. Doğru konuşmaya lazım. Geçen şey aldım yani bal aldım. İnan bak. Bal aldım ya. Hanım açtı. Ağzıma aldım. Hatta cebimde bak. Çıkarayım bak istersen. Balın içinden cincik çıktı. İnanır mısın bak. Damağıma battı. Getireyim vereyim dedim. Avratı götürmedi. O sene sen vardığın zaman bir desene fırçayın dedi. Tamam mı? Bak cebimde çıkarayım göstereyim istersen bak. Ama ne yapayım işte. Onu da sen değerlendirirsin. Bu, ya bari her şey başını almış gitmiş. Onu da değerlendir. Allah yardım eylesin. Kurban oldum Allah. Ne düşünebilirim? Siz de biliyorsunuz ben ne düşünebilirim yani. Sizce fırsatçılık var mı? Çok hem az bilen değil.
Peki bunun önüne nasıl geçilmeli sizce? O insan kendi önce bir vicdanını ölçecek. Kim olursa olsun o vicdanını bir ölçecek. Şu hani şurada 5 lira, orada 10 liraysa insan o kendi elindeki bir şey. Kalkıp yani devleti suçlamaya gerek yok. Benim düşüncem bu. Herkesin vicdanında. Fazlasıyla. Peki bunun önüne sizce nasıl geçilmeli? Yorum yapmak istemiyorum. Herkesin kendi elinde. Onu bana değil, devleti yönetenlere soracaksınız. Vallahi bir şey düşünemiyoruz. Ramazan maalesef. Alışverişi yaptınız mı? Ramazan'a çok kısa bir süre. Maalesef. Maalesef. Peki fırsatçılık olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki ya, her zaman. Bunun önüne nasıl geçilmeli sizce? Onlar devletimiz. Ne yapmalı devlet sizce? Ne yapmalı? Bilmiyorum valla. Ne yapabilir? Depremzedeyiz, Hatay'dan gelmişiz. Çok zorlanıyoruz biz de yani. Aynı bu zamlardan dolayısıyla çok zor. Peki fırsatçılık olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Maalesef düşünüyoruz. Bunun önüne nasıl geçilmeli sizce? Buna hükümet el atmalı yani. Buna bir şey yapmalı lazım yani. Bir kontrol etmeli lazım bunları. Maalesef bu yok şu an. Denetim mi yapılmalı? Denetim yapılması lazım maalesef. Bu yapılmayınca zor oluyor öyle. Var var, olmaz olur mu? Fırsatçılık çok. Peki bunun önüne nasıl geçilmeli sizce? Bunun önüne geçemezler. Bunun önüne geçmesi iyi bir yani, ne bileyim, bilmiyorum, bir değişiklik yapmaları lazım. Denetim gerekiyor mu? Gerekiyor, gerekiyor. Serbest piyasa bizi mahvetti. Fırsatçılık yapıyor mu serbest piyasa adı altında? Tabii. Bir yere gidiyorsun 30 lira atıyorsun bir ürün, öbür tarafa gidiyorsun 80 lira. Çok fırsatçılık var. Bu düzende kolay kolay halledilmez yani, zor, çok zor. Vallahi milletin vicdanı kalmamış. Başka da bir şey değil mi? Fırsatçılık yapılıyor mu siz? Çok, çok fırsatçılık var. Ben yurt dışındayım. Aslında Oruçluk'ta başka devletlerde indirim oluyor, başka yerlerde indirim oluyor. Biz de Oruç geldikçe hayat bakanlarını yani millet tutmasın diye yapıyorlar. Bu kadar da zam olmaz. 1 liraya alınan şey sabahına 10 lira oluyor. Bu kadar da hayat bakanlığı olmaz yani. Millette de var, halkta da var. Millet de aynı düzeni yapıyor yani. Allah razı olsun, sağ olsun. Bize bir de başımızda Cumhurbaşkanımız var, sağ olsun. Bunun önüne nasıl geçilmeli? Bu zamların önüne nasıl geçilecek? Hiç geçemez. Ancak vicdanı olsun ki o kadar o. Hakkım o şeyle getirdi. Oyunla getirdi, oyunu götürecek. Başka yolu yok. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.